Romalıların ilk krallarının et üstleri olduğunu ifade etti. Bu bilgi yanlıştır. Hı hı. Roma'yı Latinler kurdu. İlk dört kralları Latinlerdir. Romus, Romulus, Marcus Ancius, Numa Pompilius. Ancak son üç kral et üstlerdendir. Evet. Doğru mu bu? Şimdi hayır, doğru değil. Yani şimdi ben anlattıklarımı nereden biliyorum? Veya bildiklerimizi, geçmişte olan şeylerle ilgili bildiklerimizi nereden biliyoruz? Gerek o dönemde, gerek çoğunlukla o dönemden bir süre sonra yaşamış insanların bize anlattıklarından veya bu bahsi geçen kişilerin adına yazılmış kitabelerden veya belgeye attığı imzalardan biliyoruz. Bu bahsi geçen isimleri hiç duymadım. Yani bu konuyla ilgili bunu bir tarih yeterince öğretmeni, tarih öğretmeni yazmış. Olabilir, olabilir, olabilir. Yani bu bir kitapta yer almış olabilir ama bir kitapta okuduğumuz bir şey doğrudur diye bir şey yok. Sadece şu kesin diyebileceğimiz ne var? Efsanevi krallar var. Bunların sadece son üçünün yaşadığını biliyoruz. Romulus'un Etrusk olduğunu biliyoruz. Roma'nın bir Etrusk medeniyeti olarak ilk başta Etrusk hakimiyetindeki bir medeniyet olarak kurulduğunu. Bizim bildiklerimiz bunlar. Bundan başka yani orada yazan isimler bir şeyler yazılabilir. İsimler bir belgelerden atıyorum bir bayındırlık memurunu siz şey gibi algılayıp imparator gibi algılayıp yazabilirsiniz. Benim bildiğim en azından öyle söyleyeyim. Bu krallar efsanevi krallardı. Sadece son üçünün yaşadığını nereden biliyoruz? Belgelerde isimlerinin geçmesinden biliyoruz. Romalı tarihçilerin ki çok çok sonra, 300 yıl sonra, 400 yıl sonra yazdıklarından biliyoruz. Onun dışında ben bu isimlerden haberdar değilim. Kaldı ki İtalik kralların başta olması da çok mantıklı değil. Yani Latin kralların başta olması, hakim konumda olması çok mantıklı değil. Niye? Çünkü Etrusk medeniyeti olarak başlamış. Ve hep şehir yani günümüzde anlayacağımız anlamda en azından diyelim şehirleri Etrüskler kurmuşlar. İtalya'daki en eski şehirler hep Etrüsk şehirleridir. Evet. Ha güneye indiğimiz zaman özür diliyorum Yunan şehirleri var. Yunan kolonileri var. Yunan kolonileri var. Yani çok önemli Kumayeliler var. Yine bir soru. Galya coğrafi olarak tam neresidir? Lejyonerler daha çok hangi halklardan oluşuyordu? Şimdi lejyonerlerin yapısı zamanla değişecek. Tabii ki yayıldıkça yabancı topraklardan da insanlar lejyoner olarak alınacak. Onun dışında geçici olarak orduya alınan daha düşük maaşla ama özellikle askerler işte iyi ok atan veya ne bileyim iyi mızrak kullanan askerler de alınacak. Ama lejyonerler ilk başta İtalyanlar. Ama işte Roma'nın sonlarına doğru İtalyan'dan çok Got olacak lejyonerler ki işte son Roma kralını devirecek olan da Odovaker bir Got'tur kendisi. Gotlar kim? Doğu Alman kavmi. Bir Doğu Alman kavmi. Aslında Ukrayna'dan gelen Almanlar. Yani işte bunlar bir dolu Keltler de Alman, Angıllar var, Saksonlar var, efendime söyleyeyim Vandallar var. İşte daha sonra Kuzey Afrika'ya gidecekler. Peki, şeyde kaldık. Kleopatra'ya... Şimdi, Sezar geldi Ptolemy'nin sarayına. Tabii daha henüz imparator değil, değil mi? Şimdi şöyle, hakimiyetini kurdu. Diktatörlüğünü ilan etmedi. Sezar hiçbir zaman imparatorluğunu ilan etmeyecek. Diktatörlüğünü ilan edecek. Her Roma konsülünün, senatonun onayıyla... Diktatörlük ilan etme hakkı var ama süresi var bunun. Ve senatonun onayı gerekiyor. Genelde 6 aydır bu süre. Örneğin işte Sulla vardı ünlü diktatör. 6 ay uzatmıştır diktatörlüğünü ama hep belli sürelerle diktatörlük etmiştir. Yani şey demokratik diktatörler. Ha, aynen öyle. Aynen ama öyle. O Roma hukukunda yeri var onun. Roma hukuku zorunlu hallerde bir kişinin diktatörlüğüne onay veriyor. Şöyle valla yazılı hukukta böyle bir madde yok. Yani Roma hukukunda kamuya dair bir şey yok. Kamuya, ya da şöyle senato şey teamülleri değil. Ha. Aynen o şekilde. Sezar geldi, hakimiyetini sağladı orada Mısır'da. Bu da hikaye. Bunu da bilmiyoruz doğru mu değil mi ama bu da birçok tabloya konu olmuş bir sahnedir.
Sezar Ptolemy'nin çalışma odasında işte oturmuş, kağıtlara gömülmüş, kapıda muhafızlar. Muhafızlar kapıyı tıklatırlar. Kumandanım derler. Bir Mısırlı geldi, prensesten size bir hediye getirdiğini söylüyor. Gelen Mısırlı, iri kıyım bir Mısırlı, böyle iki küsür metre boyunda yapılı, endamlı bir adam. Omuzunda da bir halı. Buyursun gelsin der. Gelen Apollodor'dur. Apollodor içeri girer, halıyı yere bırakır. Halının içinden Kleopatra çıkar. İbrişim. İbrişim mor tülden, efendime söyleyeyim, bacaklarını açıkta bırakan bir elbise giymiş, belinde altın kemeriyle Kleopatra çıkar. 17 yaşında. Evet. Yani 17 yaşları, şöyle Sezar 50'li yaşlarında, 20'li yaşlarının başına doğru. Tam bir azgın teke doğru. Evet. 20'li yaşlarında Kleopatra. Alır Sezar Kleopatra'yı Roma'ya götürür. Sezar toprak. Ya. Sezar'ın mirası bize var, Kayseri şehri. Kayseri. Sezariye. Sezariye. Kayseriye. 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 Evet. Sezar alır Kleopatra'yı Roma'ya götürür. Roma'da da bu arada kulis yapılmakta. Cumhuriyetçiler var. Monarşi karşıtları var. Bu arada Roma'nın sınırları nereye kadar gelmiş? Anadolu falan artık Roma ülkesi değil mi? Yunanistan, Anadolu. Yani şimdi şöyle böyle bir ne diyelim? Bir Osmanlı'nın yok. Kuzey Afrika'daki hakimiyetine benzetebilir miyiz biraz hocam? Yani Osmanlı bizzat yönetmiyor ama işte kendi adamları başta. Ve oranın vergisinin bir kısmı. Topluyor. Valileri var. Vassalları var. Tabii. Vassallar. Kleopatra'yı alacak, Roma'ya götürecek. Söylenene göre 2 sene kalacak Kleopatra. Roma'da mı? Evet. Roma'da. Romalılar hiç sevmeyecek Kleopatra'yı. Çok şımarık olacaklar galiba. Hiç. Yani yok ya, bir yabancının imparatorun yanında, yani diktatörün yanında görülmesi. Bu arada Sezar evli değil mi zaten? Sezar evli. Şimdi bunlar her zaman evlidirler. Yani işte imparator olsun, konsül olsun, illaki evlidirler. Yani 4 defa, 5 defa evlenirler. Çok kolay boşanırlar, sık boşanırlar. Ama her daim evlidir, ama her zaman başka ilişkileri de vardır. Gerek hem cinsleriyle, illaki hem cinsleriyle. Hem cinsleriyle. İllaki. O bir gelenektir. Gerekse karşı cinsten kişilerle ilişkileri vardır. Kleopatra'yı Mısır'a gönderecek Sezar. Şimdi Kleopatra döndüğünde bir erkek çocuk doğuracak, Sezaryon. Şimdi derler ki çocuk Sezar'dan değil, veya Sezar'ın haberi yoktu. Veya işte Kleopatra gemiye bindiğinde hamile olduğunu anladı. Bir dolu teori üretebilirsiniz. Hatta çok güzel bir dizi vardı, Roma diye. Çok ciddi bir dizi, özenle hazırlanmış. İtalya'da çektiler onu da, Cinecittà'da. İşte orada muhafız bölüğünden bir askerle beraber olur Kleopatra. Çünkü Sezar iktidarsızdır, öyle bir duyum almıştır Kleopatra, tanımaktadır onu. Hani bir varis vereyim ki ileride söz sahibi olayım diye. Kleopatra, bu arada hep Kleopatra diyoruz, aslında 7. Kleopatra. Ptolemy hanedanlarının prenseslerine verilen bir isim. İsim Kleopatra. Evet. Ve Makedon değil mi bu? Evet, Makedon. Makedon. Kleopatra Makedon. Makedon. Ptolemy'de. Çünkü yani zenci olduğu falan doğru değil mi? Makedon, çünkü İskender'in genevallerinin soyundan geliyor. Mısırlılarla hiç karışmamışlar Ptolemy'ler. O kadar ki antik Mısırca hiç konuşmamışlardır, hiç yazmamışlardır Ptolemy'ler. Ptolemy hanedanlarından antik Mısır dilini bilen tek insandır Kleopatra. Çok inanılmaz, derler ki ağzını açtığı an işi bitirir. Yani baktığınız zaman ilk görüşte aşık olunacak bir kadın değil. Ama konuşmaya başladığınız zaman hani tutulmamanız çok zor. Öyledir, bazı kadını konuştukça laf edersin, bazı kadını konuşunca seversin. Yani bir kere inanılmaz. Yani bazı kadın konuşunca güzelleşir, bazı kadın konuşunca inanılmaz cilveli, ki Marcus Antonius, daha sonra bahsederiz, ona neler yapacak yani. Bu arada Sezar'ın başı belada yavaş. Niye yavaş? Belada? Cumhuriyetçiler altını oyuyorlar. Sezar bu arada gelip diktatörlüğü ilan etti. Diktatörlüğünü ilan etti ama imparatorluğunu ilan etmedi. Hala hatta şöyle bir anekdot anlatılır. Bir gün halka seslenirken sağ kollarından bir, işte çok önemli bir kişilik, komuk, çok önemli bir kumandan Marcus Antonius yanındadır. Marcus Antonius bütün zaferlerinde Sezar'ın yanında değil mi? Yok, değil. Değil. Yani bütün zaferlerinde diyemeyiz ama en önemli zaferlerinde yanında. O da çok enteresan bir karakter. Aslında arzu ederseniz onlardan Galya'da var. Galya'da var. Galya'da var. Galya'da var.
Marcus Antonius çok önemli bir kumanda. Galya Fethi'nde çok, çok ama Marcus. Marcus Antonius soylu değil değil mi? Soylu. Soylu mu, o da mı soylu? Soylu. Marcus Antonius soylu ama siyasi nedenlerden dolayı babası öldürülmüş, üvey babası öldürülmüş. Hani zor yetişmiş, biraz kendini yetiştirmiş. O yüzden çok alçak gönüllü. Ya bir şeye takıldım ben. Sen demin Cassius dedin. Cassius dediğin Crassus mu? Crassus. Crassus. Evet. Ha, üçlü dedin evet, ya. Evet evet Crassus. Crassus. Cassius mu dedin? Cassius. Pardon. Pardon Crassus. O takıldı kafama demin. Tamam. Bravo. Altını yavaş yavaş oyuyorlar Sezar'ın. Kimler oyuyor işte? Tekrar işte monarşiyi yıkıp, diktatörlüğü yıkıp cumhuriyeti kurmak isteyenler. Ama dediğim gibi Sezar krallığını, imparatorluğunu ilan etti. Anekdottan bahsediyordum. Sezar halka konuşurken Marcus Antonius bir defne yaprağından yapılma bir çelengi Sezar'ın başına koyarsan bizim imparatorumuzsun manasında. Şimdi Roma imparatorları taç takmıyorlar. Defne yaprağından çelenk takıyorlar. Eskiden imparator var mı ki hiç daha önce? Ha en eskiden var. Yani evet. Yani hayır diğer imparatorlar, diğer ülkelerin imparatorları gibi. Evet. Taç takmıyorlar, defne yaprağından bir çelenk takıyorlar ki hani asker kimliğini vurgulamak için. Yani halktan çok üstün değil, bir asker halkı için savaşan, halkı için var olan biri olduğu betimlensin diye. Marcus Antonius çelengi Sezar'ın başına takar, kalabalıktan çok az tezahürat yükselir. Bunun üzerine hemen çıkartır tacı koyar, çok bir coşku yükselir. Yani cumhuriyete bağlılık. Marcus Antonius bir daha koyar, yine cılız bir ses, yine çıkartır. Bu sefer hepten coşar kalabalık ama derler ki bu bir tezgah. Yani şov yapıyor. Evvelden hazırlanmış bir tezgah derler. Bilemeyiz tabii onun hangisinin doğru olduğunu. Hemen bir kulis yapılacak efendime söyleyeyim. Kim bunun içinde? Çok önemli bir isim. Brutus değil mi? Brutus'la Sezar'ın ilişkisi ne? Vallahi Sezar'ın evladı gibi Brutus. Sezar'ın metresinin çocuğu Brutus. Kimilerine göre Sezar'ın gayrimeşru oğlu. Çocuğu. Gayrimeşru oğlu. Sırdaşı. Peki sevgilisi Sezar'ın, olabilir mi? Vallahi zannetmiyorum. Yani çünkü Sezar çok hani böyle stabil kalan bir insan ya sevgilisi de varsa yanında taşıyordur. Yani. Bu daha mantıklı. Yani annesi sevgilisi annesi. Zaten yani ne yapsın oğlunu bir de üstüne. Evet. Peki Marcus Antonius ile Sezar arasında bir ilişki var mı? Bahsettiğiniz manada yok. 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 Şimdi Marcus Antonius kim yine derler ki bu komplonun içindedir Marcus Antonius. Kimileri de der ki haberdardı müdahale etmedi. Kimileri de der ki hiç haberi yoktu. Senato bakımda Pompei tiyatrosunda görülüyor. Pompei'nin adının verildiği tiyatroda görülüyor senato görüşmeleri. 44 milattan önce 44 yılında Sezar işte bildiğimiz 23 bıçak darbesi derler. Daha sonra kafası kesildi derler. Bilmiyoruz bunların ne kadar doğru. Hatta derler ki son nefesini Pompei'nin heykelinin önünde diz çökerek verdi. O sen de mi Brutus lafsa o Shakespeare. O sonradan. Evet. Ki o sırada öyle bir şey dedi. Shakespeare. Ya bilmiyoruz. Bilmiyorum. Ve hiç bir tarihçi bahsetmiyor. Mezarı belli mi? Sezar'ın mı? Sezar'ın. Tabii tabii. Belli mi? Adına yapılan tapınağa gömülüyor. Hmm. Duruyor yani. Şimdi. Şu anda var mı? Yok kalıntıları var. Sezar yaşarken doğuda Sezar'a tapmaya başlıyorlar. İşte imparatora tapma kültü başlıyor. İmparator diyoruz. Çünkü isim olarak her ne kadar imparatorluğu kabul etmemişse de yaptığı iş imparatorluk. Ölümünden sonra ise direkt tapınılmaya başlamış. İlk Augustus kendini yaşarken yaşayan Tanrı Augustus diye ilan edecektir. Yaptığı işler ya da bir de esas namı alacak. Sezarya nereden gelir? O alakası şimdi, olmadığını konuşmuş da. Şey ya, tanrısal bir anlam verilecek ya bu imparatorlara. Değilmiş. Değil, alakası yok. Değil. Bu sonradan unutulmuş. Sezarya'nın makas kesen. Evet. Hamile kalanın karnını keserek başlıyor. Efsane uydurulur derler ki işte getirmiş. Tanrısal bir şekilde annesinin karnından. Ha, değil. Doğudan nasıl Zeus'un baldırından doğar. Caesar. Caesar evet. Makas. Doğru. Kesen yani. Kesenlemiş evet. Şimdi darbeyi yaptılar da ondan sonra ne yapacaklarını Kartaca biliyorlar. Kartaca Lübnan'da değil Tunus'tadır diyebiliriz. Tunus'ta zaten. Kartaca Tunus'ta. Kartacalılar oradan geliyor. Atlayacak halimiz yok.
Onlar Kartacalılar, Fenikeliler dedik. Fenikeliler de Lübnan'dan, oradan geliyorlar. Hala durur Tunus'ta o semt. Bunlar Çerkeslermiş şeyler, Etüsler. Efendim? Nasıl? Çerkezmiş Etüsler. Çerkez. En son şeyleri de bağladılar oraya. Baskları da. Şey vardır. Kafkasya. Verona'dan geçen Adriyatik'e dökülen Adige Nehri vardır. Adige diye Adige yazılır ki işte ona derler. Hakikaten ne İtalyanca bildiğim kadarıyla ne Latince bir anlamı yok. Onu işte bir Çerkes kavmi Adigeler ona bağlarlar ama. Hani bunlar hep söylenen şeyler.